Selam dostlarım, ne yapıyorsunuz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Hızlıca bir giriş yapmam lazım. Ben Kübra Nisa Karagöl. Üniversiteye geçiyorum bu yıl ve asker olma hedefim vardı ama olamadım çünkü sağlıktan elendim ve bugün de üçüncü günümüz, son günümüz. Sağlık mülakatı. Kedim de bu odada, sesler gelebilir hafiften. Bir de dinlenize gittim, yanlış olabilirim. O yüzden böyleyim, yoksa böyle değilim. Evet, ben nereden kaldım? Benim skolyozum vardı, ben o yüzden kaldım. Bir de kanımda sendemanatasyon, ne zıkkımsa bir şey var, vücudun iltihaplanmasını şey yapıyormuş, hızlandırıyormuş. O iki şey yüzünden kaldım, o kandaki şey halledilebilirdi ama skolyoz kolay kolay halledilmezdi. Normalde önceki yıllar Kara Harp Okulu için skolyozun derecesi 10 dereceydi. Gözün derecesi de 2 falandı. Bu yıl, yani havayı katmıyorum, kara ve deniz için konuşuyorum. Bu yıl hepsini yarıya çekmişler. Skolyozun derecesi 5'e inmiş. Benim de skolyozum 8 falan çıkmıştı. O yüzden oradan zotladık. Benimle bir dalga bile geçti. Böyle şöyle yine bak, yine şöyle. Ve bana şey diyor. Ha, senin skolyozun 8 mi? Oha falan yapıyor. Çocuk oğlan çocuğu. Günde 24 saat oyun oynuyormuş, tamam mı? Kendisi dedi. Ben skolyozdan korkuyordum dedi. Bende hiçbir şey çıkmadı. Sende nasıl çıktı falan dedi. Bilmiyorum, yaptığım spordan, yaptığım yanlış hareketlerden kaynaklanıyor herhalde. Bilmiyorum. Şimdi ben mavi dosya vardı. Mavi kapaklı dosyayı ilk videoda anlatmıştım size. Onu açtım. İçinde ne var ne yok diye bakmak için. Bakın, bir tane tercih raporumuz varmış. Bunu ilk gün veriyorlar size herhalde, öyle hatırlıyorum. Her altın fotokopisini çektin, tamam mı arkadaşlar? Özellikle sağlık raporudur ya da verilen belgelerin hepsinin. Bak, bende hepsinin iki tane var. Sağlık raporum var. Şöyle. Adli sicil kaydım var. Onda başka bir şey yok. Şimdi buraya bakalım. Fotoğraf da götürün yanınızda. Her şeyi çıkartın. Çünkü çok uğraştırıyorlar. Ciddiyim. Her türlü uğraşı yapıyorsunuz. Özellikle sağlıkta, benim arkadaşlarımdan biri bir haftada tamamlamış sağlığı tek başına gittiği için. Bakın, numaralarım bile duruyor. Bunu itirazda veriyorlar. İtiraz o kadar gıcık bir yer ki, onu videonun en sonunda anlatacağım. İtirazdan ben kaçtım yani. Dedim, ne yapıyorsanız yapın. Ya. Bunların hepsini yapıştırıyorlar da bende kalmış. Niye kalmış onu da bilmiyorum. Anılar. Şimdi fotokopisi falan. Her şeyi çıkartın. Çok ciddiyim. Şu an kurguda hızlandırabilirsem hızlandırayım. İnşallah Allah'a vakti. Hepsini içer. Biraz çikoyu izleyin de siz. Şimdi teyzem de gözükebilir. Size güveniyorum. Teyzeyle bir şey yapmayın lütfen. Ciddiyim, her şeyden ikişer üçer tane çıkartmışım, bana helal olsun. Bakın, kullandığım ilaçların belgesini bile çıkartmışım. Sırf bir arkadaşım dedi diye. Dedi, ben önceden psikoloğa gittim dedi. İlaç verdi falan. O yüzden kullandığım ilaçları istediler demişti. Ben de çıkartayım, belki lazım olur dedi. Açayım mı kapıyı? Biraz sürünsün mü? Bakın bakın. Bunu itirazda verdiler diye hatırlıyorum. Ben dahiliyeden kaldım arkadaşlar. Dahiliye ve... Nerede kız? Ortopedi. Dahiliye ve ortopediden. Diğerleri hepsi sağlam. Bakın böyle, galerimde varsa zaten hepsinin SS'ini atarım koyarım, orijinali de burada. Şöyle
böyle belgelerden fazla bir aklımda kalacak olan yok. Başlıyorum anlatmaya. Her şeyden geçmişiz, tamam mı? Fiziksel yeterli. Anne senin kocası geldi. Konumuza dönelim. Fiziksel yeterlilik testinden geçmişsin. Sağlıktan geçmişsin. Ay. Arkadaşlar çok yaram bu benim de. Yani fazla kızmayın bana. Sağlıktan kaldım çünkü ben. Fiziksel yeterlilik testinden geçmişsin. Sözlü mülakattan geçmişsin. Son gün sağlık ucu ucuna. Her yeri bakayım hangi doktorlar var. Arkadaşlar doktorun sırası da çok önemli bu arada. Ben anneme mesaj atmıştım gireceğim sırayı. Karnınız dolu olsun. Yani akşam 12'den sonra hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Ne diyorduk? Ha, 12'den sonra hiçbir şey yiyip içmiyoruz. Ve sabah uyandığımızda tuvalete gitmiyoruz. Bir de kaç gibi gidin biliyor musunuz? Manyak kedi. 7 gibi gidin. 7 gibi orada olun. Çünkü sıra numarası almanız gerekiyor. Bir de gidebiliyorsanız yanınızda biriyle gidin. Hatta gidebiliyorsanız 2 kişiyle gidin. Çünkü ben 2 kişiyle gittim bu arada. Çok hızlı bitirdik. 2 günde bitirdik. İlk gününde bayağı bir doktor bitirmiştik. İkinci günde tahlil gerektiren, yani sonuç gerektiren şeyleri halletmiştik. Arkadaşlar, olan doktorların resmini ekrana koymaya çalışacağım. İlk hangi sıraya gitmeniz gerektiğini de koyacağım. Onları şu an hatırlamıyorum çünkü. Ha bu arada bu benim aklıma çok takılmıştı. Çünkü benim kilo problemim vardı. Hani ilk gün ölçtüler kiloyu, okey geçtik. Bir daha ölçülecek mi, yemek yiyebilir miyim zarsur diye aklımda deli sorular. Yedim de. Ama evet, sağlıkta da kilo ölçülüyor arkadaşlar. Çok büyük falso olmuştu benim için. Yani kalp krizi. Evet. Sıramızı aldık. Bir içeri giriyoruz. Kaydımızı yapıyorlar. Şöyle fotoğrafımızı çekiyorlar. Sonra hemen oradan kan almaya geçiyoruz. Kanımızı alıyorlar. Kanı alan abla bana şey dedi. Sen spor mu yapıyorsun dedi. Ben de evet abla dedim. Ne spor yapıyorsun dedi. Vücut geliştirme yapıyorum dedim. Kadını görseniz obez. Tamam mı? Sonra şey demeye başladı. Bence hiç yakışmıyor. Kadınlar yapmamalı. Kadınlar yapamaz. İşte zar zurt. Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Çenemi tuttum. Sırf burayı geçeyim diye. Onu da geçemedim zaten. Buradan ablaya sesleniyorum. Ablacığım bence sen de başlamalısın. Teşekkür ederim. Ortopedi. Ben ortopediden kaldım. Ortopedi dediğimiz ne oluyor? Omurgamızın röntgenini çekiyorlar herhalde. Öyle hatırlıyorum. Çünkü kaldığıma göre öyle. Benim omurgam sola bakan bir eğrilik varmış. İnşallah size çıkmaz. Nereden çıkacağı hiç belli olmuyor ama özellikle vücut geliştirme sporu yapan kişilerin hepsi döküldü. Hepsi, yani istisnasız hepsi döküldü. Birinin kalp kapakçığı kalınmış, birinin böbreğinde bir şey varmış, birinin adrenalin hormonu zar zurtmuş, benim skolyozum var. Zaten eledikleri skolyoz, düz tabanlık, B ile başlayan bir şey vardı kanda. Onu şu an inanın hatırlamıyorum. Başka da bir şey yok. Bu üçünden, ha, göz. Gözden deliyorlar. Renk görürseniz zaten nanay. Ama bir şey diyeyim mi? Benim bir tane akrabam, arkadaşım tarzı biri var. Adam renk görü ve girmiş. Nerede adalet? Neyse. Burada ona sevgiler izlerse çok öpüyorum. Hakkında hayırlısı olsun. Üroloji var. Bir oda vardı, tamam mı? Önünde kuyruk var. Benim bir abimle gitmiştik. Abim bekliyor kuyrukta. Çünkü çok kalabalık oluyor. Ben de sıra geldiğine yakın ayağa kalkıyordum. İşte sadece erkek var. Tek kız yine benim. İçeri giriyorlar. 3 dakika, 2 dakika kalıp çıkıyorlar ve çıkanın yüzü gülüyor. Doktor da ürolojiydi herhalde. Doğru hatırlıyorsam dedim, ne yapıyorlar lan içeride? Yani ne yapabilirler ki? Girdim çıktım, bana hiçbir şey yapmadılar. Ama onlara ne olduğunu ben sonraki videolarda izleyip öğrendim. Soyuyorlar galiba sizi. Ama bana bir şey yapmadılar. Sonra göğüs polikliniği var. Çıkarıyorsunuz. Ay çıkarıyorum ama. Bir şeylerle dinliyor böyle.
bir tık tık bir şey takıyor bayağı şuraya buraya buraya. İşte EKG sonuçlarına falan bakıyor. Sonra kadın hastalıklarına sadece kadınlar gidiyor. Hadi canım. Kadın hastalıklarında da bir şey yapmıyorlar ya. Yapıyorlar. İşte uzanıyorlar. Rahmine falan bakıyorlar ultrasonla. Öyle. Nefes. Ha, dahiliye. Dahiliyede de kan veriyorsunuz arkadaşlar. Kan sonuçlarınızı bakıyorlar. Ha, bilirbin. Ha, hatırladım. Bilirbininizi kontrol ettirin gitmeden. Çünkü ondan da bayağı elenen vardı. Bu arada Mamak Devlet Hastanesi'ne girdim ben. Ve gerçekten hani onar onar şeye gidiyor, gidiyoruz ya sağlık heyetinin karşısına. Yani bizim grupta bir kişi geçti. Bir sonraki grupta kimse geçemedi. Bir sonraki grupta kimse geçemedi. Hani o gün totalde en fazla 10 kişi geçmiştir. O da kaç grubun içindedir? Bir 200-300 kişinin içinde 10 kişi geçmiştir. Yani geçme şey çok düşüktü. Aşırı düşüktü. Sonra neredeyiz? Nöroloji. Nörolojiden olduğunu anlatayım mı? Kapıdayım işte. Allah'tan biyoloji derslerini dinliyorum. Girmeden annem yanımdaydı. Şey dedi bana. Nöroloji ne demek oluyor dedi. Ben de beyin sinirleriyle ilgili bir şey dedim anne. Sonra içeri girdim. Doktor halimi hatırımı falan sordu. Şey dedi. Nöroloji ne demek dedi. Beynimizdeki sinirleri inceliyorsunuz falan dedim. Çok güzel dedi. Geçtim dedi. Çıktım yani bu kadardı. Hiçbir şey olmadı. Cildiye yine üstümüzü çıkardı. Sağımıza solumuza baktı bir şey var mı diye. Benim kolumda hafif böyle yaralar var arkadaşlar. Onun da benim eserim olduğu için bir şey demediler. Hani çok geçer, alerjik tarzı bir şey değil. Tınlamıyorlar zaten. Kardiyolojide neye baktıklarını inanın hatırlamıyorum. Ama EKG'ye bakıyor olabilirler mi? Kulak, burun, boğaz, burnuna bakıyor, kulağına bakıyor, sonra yolluyor. Göz, bir tane kitaptan renk testi gösterdi. Bir tane duvarlı bir şey vardı. Bunu görüyor mu, bunu görüyor mu dedi. Evet dedim. Genel cerrahine... Vallahi hatırlamıyorum ne yaptığını. Bir şey yaptı da. Psikiyatride sohbet ettik. Kendine zarar verdin mi dedi. Ben dedim, doktor başkaları yapıyor bana gerekiyor. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Başka da bir şey yok. En sonunda sağlık kuruluna giriyorsunuz böyle 10 kişi falan işte duruyorsunuz. Doktorlar kendi aralarında lak lak yapıyorlar. Bildiğiniz öyleydi. Hani biri pencerede oturuyor, biri yere çömelmiş şöyle 50 kuruş verdi oturuşu yapıyor. Ne bileyim yani. Hiç ciddi bir ortam değildi. Ben daha ciddi bir ortam beklerdim. Zaten bizim gruptan da bir kişi geçti ya da hiç kimse geçemedi. Geçen kız görmedim zaten. O ayrı bir şey. Başka doktorlarda teker teker ne olduğunu anlatmam lazım size. Ama şu anda inan hatırlamıyorum. Galerimde fotoğrafları olması lazım. Ben onlara bakacağım. İkinci gün ne olur, birinci gün ne olur falan diye. Biz kat görevlisine sorduk. Bu doktor kaçıncı katta falan diye. Hemen yazdı. Bu birinci kat, bu zemin kat, bu ikinci kat. O yüzden hani hepsini hallettik geldik. Mesela atıyorum röntgenden sıra aldım. Sonra çünkü röntgende hafif mesanenizin dolu olması gerekiyordu. Doğru hatırlıyorsam. Röntgen, kan, röntgen, ultrason, EKG, idrar. Bu sıralamayı iyi aklınızda tutun. Bu sırayla gidin. Zaten ilk kaydolmak için girdiğiniz an kanı alıyorlar. Oradan sonra direkt ultrasona gidin. Oradan sonra direkt röntgene gidin. Ondan sonra direkt EKG'ye gidin. Ondan sonra direkt idrar testine gidin. Bunlar için neydi o neydi ya? Bunlar için mesanenizin dolu olması lazım. Bir de aç karnına gitmeniz lazım. Bunları yaptırdıktan sonra hepsi o kadar kolay bitiyor ki gerçekten. İşte yanınızda biri olursa çok güzel olur. Mesela röntgen sırasını sen aldın, bekliyorsun. EKG sırasında yanındaki annene, babana, ablan, abin kimse o gidiyor, o bekliyor. İşte sen röntgeni hallettiğinde direkt diğer tarafa gidiyorsun, direkt giriyorsun. Sonra başka bir yere hop tekrardan. Böyle iş bölüşümü yaparsanız çok kolay olur. Ben öyle yaptım, 2 günde bitti. Çünkü bayağı bir haftada bitiren var gerçekten. Hani bazen aksilikler de çıkabiliyor. Mesela benim doktorum değişmişti.
doktor değişince başka bir doktora yönlendiriyorsun. Onun için tekrardan en başa gidip bir imza mı alman? Ne gerekiyor? Çok saçma işler var. Hani bir de sizle ilgilenirken halkla da ilgileniyorlar. Şimdi burada ağzımı açacağım da. Bilemem şimdi, ön yargıda yapmayalım ama. Söylesem mi? Nasıl yapıyorum değil mi size? Ya bir arkadaşım şey demişti bana. Ne kadar doğru ne kadar yalan ben bilemem. İşte sağlık heyetine bir tepsi baklavayla girilmiş falan diye. Ben dedim Allah Allah. Öyle mi? Biz de girelim. Şaka yapayım arkadaşlar. Torpille girecekseniz girmeyin baba. Önünüzdeki çocuğun ya da hakkını yediğiniz çocuğun hakkı boynunuzda, bakın. Lütfen. Hani lütfen gerçekten bakın, bizim ailede albay da var, paşa da var, normal asker memuru falan da var. Bir tanesini aramadım. Bir tanesini. Çünkü görüşmüyoruz. Ama görüşseydik de aramazdım. Neyse. Aa arkadaşlar, itiraz çok sıkıntılı bir olay. Hani ben kaldım ya, sağlık heyetinden işte girdik, durduk, çıktık. Sonra bir de onların laklakını bekliyoruz sonuçlandırmak için. Doktorlar da çok gıcık bu arada. Hepsi yani 6 yıl okumuşsunuz da ne olmuş? Bunlara girmiyoruz. Şaka yaptım. İşte Kübra İnsan Karagöl kaldın. Atıyorum. Bir şey kaldım. Bizim gruptan ya kimse geçmedi ya bir kişi geçti. Tekrardan söylüyorum. Çünkü çok az geçirdiler. O ne öyle ya? Yani hani arkadaşlar, önceki yıl 10 derece olan skolyoz bu sene niye 5 dereceye düşer? Hani çıktım, skolyozum yüksek çıktı. Bunun farkındayım. Şey, geçirmek için çalışmalara da başladım zaten. Hani yanımdakiler şey falan dedi. Bir şey olmaz dedi. 10 dereceye kadar tolerans gösteriyorlar. Bir girdim. Ne oldu? Kaldım baba. Ne oldu? Ben zaten yani yıl boyunca bir meslek hayalim olmadı askerlikten başka. Neyse işte. Sonra benim annem gelin Mersin'e dönmesi gerekiyordu. Çünkü işten izin aldı. İzni bitti. Benim orada barınmam da biraz sıkıntılı bir olaydı. Hani en fazla bir hafta daha kalabilirdim Ankara'da. İtiraza gittim işte. Salı günü gelin dediler. Bak ben şeyimi, sağlığımı 2 günde bitirdim. Salı günü gitmiştik. Çarşamba günü bitti. Tamam mı? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar full boş. Lak lak geçirdik. Pazartesi de full boş. Salı günü itiraza gittik. Tamam mı? Kaçta gittik? 10'da gittik. 10'da sakın gitmeyin. 8'de orada olun. İşte yine sıra alınıyordu. Bir askerlerle bir evrak doldurma falan vardı. O kadar çok insan var ki yani. O kadar çok, ama ciddiyim. Kimse geçmemiş herhalde. Tüm harp okulu oradaydı neredeyse. İşte bekle. Çok iyi dedim, farkındayım ama hatırlayamıyorum çünkü. O numarayı veren abla dedi ki zaten doktorlar 4'te bırakıyor. Sen beklesen de sıra gelmez. Bugün git, yarın tekrar gel. Benim bulunduğum yer Etimesgut Bağlıca'da. Bizi ta Mamak'a gönderiyorlar. Yani 2 saat yol. Ki oraya otobüs de gitmiyor. Taksiyle gitmek durumunda kalıyorum. Ve ciddi bir yol parası gidiyor bir günde. 200 lira falan gitti herhalde. Daha fazla da olabilir, bilmiyorum. Git geli söylemiyorum ama sadece gitmek. Neyse o gün dedim bir şey olmaz. Bir de o kadar saçma bir tavırla söyler ki, bugün kimse alamaz seni, git yarın gel. Hani ne oluyor ya? Neyse dedim tamam Nisa, yarın gel. Yarın geldim. İlk ben aldım. Hani normalde diğerleri dışarıda bekliyor. Ben ön kapıdan girdim, direkt açtım kapıyı, girdim oturdum en başa. Millet tip baktı bana, farkındayım ama özür dilerim diyor. Yani cidden çok bunalmıştım artık. İlk sırayı ben aldım işte, yok şuraya git, yok buraya git. Hastane o kadar büyük, o kadar fazla hava sıcaklığı var, o kadar fazla yer değiştiriyorlar, her biri farklı bir şey diyor. Bir şey oldum. En sonunda işte gittim bir yere, röntgen sırası varmış, kağıda yazmışlar. Bir hafta öncesinden sıraya isim yazan var ya. Dedim ne oluyor, ben bir hafta bekleyemem ki burada. Sonra dedim neyse, ismimi yazdırdım. Nereye? Kan alma yerine gittim. Orada da şey dediler,
Saat 9.30. Bugün randevular bitti. 2 gün sonra sabah 5'te gel. Bu ne demek ya? Yani hani bir de benim tavrımla söylemediler. Bak benim tavrım da çok saçma bir tavır ama onların tavrı daha saçma bak. Bugün randevu bitti. Yarın 2 gün sonra 5'te gel. Şimdi git. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa yine sinirlendim bak. Orada arkadaşlar orada kalma imkanım fazla yoktu benim zaten. Mersin'e dönmem lazımdı. Ailem de arıyor sürekli. Gel artık, gel artık, gel. Olmayacak, gel artık. Hani ona rağmen bir deneyeyim dedim şansımı. Bu arada orada yazanlar da oldu. Hepinize teşekkür ederim. TikTok'tan olsun bir şey. Yani genelde TikTok'tan, Instagram'dan yazan yok. İşte inşallah hakkınızda hayırlısı olmuştur. Hani kantindeki sen miydin, sıradaki sen miydin? Olsun, güzel şeyler bunlar. İtirazdaki doktorlar, hemşireler, Allah hepinizi bildiği gibi yapsın. Gerçekten size çok kin tuttum. Hani askerde daha güzel muamele gösteriliyor. Buna emin olun. Yani doktorlarınki kadar boktan bir muamele görmüyorsunuz kesinlikle. Ha o olay çok sıkıntı. Gittim 45 dakika sıra bekledim ya kantinde. Bir tane zaten girişi bulamıyorsun. Nereden kayıt olacağını bulamıyorsun. Başka bir yeri bulamıyorsun. Sonra işte kaydolduğun şeyin fotokopisini istiyorlar. Fotokopi cihazı yok hastanede, bozulmuş. Git kantinden şey yaptır diyorlar. Kantindeki de bozulmuş. 2 saat gittik yol, başka bir yer bulduk. Oradan çektirdik. Çok zor şartlar altında. Neyse oradan çektirdik. Oradan da biri dedi ki ben işte arkalı önlü çektirdim. Kabul etmedi doktor. Şimdi tek sayfa çektireceğim dedi. Bakın göstereyim size. Hani normalde nedir bunun üslubu? Şurayı kapatayım. Hani arkalı önlü çektirirsin değil mi? Yok bak arkaları boş. Neden? Korkudan öyle çektirdik. Öyle çektirin bir şey olmaz kalsın yani. Arıza çıkarmasından daha iyidir en azından. He, sonra bir tane sapık vardı. Dedikoduya geçiyoruz değil mi? Sonra bir tane sapık vardı kanka, tamam mı? Hızlı konuşmayayım. Abartısız 50 erkek yine tek kız benim, tamam mı? O kadar kantinde fotokopiyi çeken kapalı bir abla var. Abi geldi kapalı kadın işte tezgahta şöyle duruyor gevşek gevşek. Abi 51 kişiyiz, 51'imiz de kilitlendik adama. İşte kadın bir de kapalı kadın biraz cazgır bir şeye benziyor. Bağırıyor beyefendi çıkar mısınız? Beyefendi benimle konuşmayın. Beyefendi sizi dışarı alalım tamam. Daha önceden bir mazileri var onların çok belli. Ama 51 kişi de öyle bir kilitlendik yani. Adam en son göt korkusundan dışarı çıktı. Abi çok güzel bir andı bu arada. Başka. Hatırlayamıyorum. Bayağı zaman geçti. Niye ilk başlarda çekmedim diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben arkadaşlarımla bile buluşmuyorum çoğunluğuyla. Çünkü bu mevzular açılmasın diye o kadar yaralıyım ki yani. Gerçekten ama hani sağlık falan halloldu ya, itiraza gittin. İtiraz için bir ay bekleyen var ya. Ciddiyim, vardı. Hani ben tek başıma hiçbir yer bulamadım. En son sinirlendim hatta. Hani çok ciddi sinirlendim. Bırakıyorum ya dedim. Sonra karşıma bir amcayla oğlu çıktı. Benim gideceğim yere gidiyorlardı. Peşlerine takıldım. Oradan da o ablanın 2 gün sonra geldiğini duyunca sinirlendim. Yine çıktım gittim. Sinirlenmeyin, sakin olun. Ama ben yani tek başıma başaramadım. Ben bunu söyleyebilirim. Annem olsaydı daha kolay olur muydu? Kesinlikle olurdu. Ama tek başımaydım ve yapamadım. Arkadaşlar benim MSV serüvenim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Aklınızda takılan sorular olursa yorumlarda sizi beklerim. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Her türlü cevap veririm. Gideceklere başarılar dilerim. Hakkınızda ve hakkımızda. Hayırlısı olsun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.